Ben 1975 Kilis doğumluyum. Asıl işim yemek yapmak ama onun haricinde televizyon programcılığı, seyyahlık, yemek kitabı yazarlığı gibi yemeğin bana öğrettiği birçok şeyi de yanı sıra yapıyorum. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibiyim. 2022 yılında bir devlet nişanı aldım. Ve aslında o yıla kadar verilen, 45 yıldır verilen bu nişan ilk defa gastronomi sektöründe yerini buldu ve gastronomi de artık Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir kültür sanat bölümü olarak da onaylanmış oldu. Mutfak tarihi çalışıyorum, sürekli geziyorum ve okuyorum. Ekiple beraber bolca mutfakta vakit geçiriyorum. Üç çocuk babasıyım, onu söylemek istiyorum. Ayla, Arel ve Alaz isminde 3 tane çocuğum var. Bayıda aslında 9-10 aylık bir inşaat ve planlama süresiyle ortaya çıktı. Ama ondan önce tabii müthiş bir geçmiş var. Yaklaşık 3-4 yıldır Palüde'yi nasıl kuracağımızı, içinde neler olacağını planlıyorduk. Benim şef olarak ustalık eserim. Burada hem yemeğin hem müşterinin konforu için bütün rahatlık düşünmüş. Aslında içinde iki tane saray bulunduruyor diyebilirim. Nasıl saray bulunduruyor? Yemek kısmı aslında ne o bir Osmanlı Sarayı. Yenilenmiş bir Osmanlı Sarayı'nın mutfak bölümü gibi. Pastane kısmı da İngiliz pastaneleri gibi. İçinde işte öğleden sonraki çay saatinin olduğu, tamamen gümüş takımların kullanıldığı özel bir dükkan palüde. Yani genelde bütün yaptığımız restoranlarda Anadolu mutfağı ve Osmanlı mutfağı çok ön plandaydı. Her zaman için öyleydi. Burada artık biraz daha sarayın ihtişamını, işte oradaki mutfak ritüellerini ve aynı zamanda son yüzyıla ait yemekler, işte Avrupa mutfaklarıyla etkileşimleri, bunları da göz önünde bulundurarak bir menü tasarladım burası için. Bizim şu andaki mutfak ekibimiz yaklaşık 45 kişi. İyi planlanmış bir mutfak. Arkasından her zaman yüksek performanslı çalışabilen ekipmanlar bizim için çok önemli. Çünkü operasyon esnasında herhangi bir şeyin çabuk bozulması, yani bu çabuk süresi, her gün bozulan bir şeyden bahsetmiyorum ama 2 yılda bir bozulan bir cihaz bile bizim için önemli ve kısa bir süre 2 yılda bir bozulması. Dolayısıyla cihaz performanslarının yukarıda, stabil ve her gün bizim açımızdan kullanılabilir olması önemli. Öz Tiryakilerin geçmişten beri takip ettiğim için bu noktada onların olası bir aksiliğe karşı verdikleri destek ve genelde sorunsuz cihazlarıyla bizim performansımızda, mutfaktaki arkadaşların çalışmasında önemli derecede rol oynuyor. Öz Tiryakilerle beraber bu dükkanda 2 mutfak yaptık. Bir tanesi bizim burada bütün operasyonumuzu yürüttüğümüz mutfak. Bu mutfakta günlük yaklaşık 350-400 kişiye kadar yemek çıkartıyoruz. Asıl hazırlık mutfağımız olan, birçok amaçla kullanabileceğimiz büyük mutfağımız aşağıda. O mutfakta bir günde en az 5-6 bin kişilik yemek çıkartabileceğiz. Malum büyük bir felaket yaşadık ve felaketin ilk günü orada olan şeflerin başındaydım ben de. Ve kendi mutfağımızı kurup yemek yapmaya aynı gece başladık. Ve bir felaket karşısında bir mutfağın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bunu da göz önünde bulundurarak aşağıda çok güzel bir mutfak yaptırdık. Elektrik olmadan işte doğalgazın kesildiğini hayal ederek tüplerin de devreye girebileceği şekilde mutfağımızı organize ettik, hazır hale getirdik. Burası sadece Palüde'ye ait bir mutfak değil, Allah göstermesin felakette yararlanabileceği önemli bir mutfak haline gelecek bu bölgede. Eğer bir şefseniz çeşitli mutfak markalarıyla yolumuz her seferinde kesişiyordur. Yıllardır duyarız, biliriz, birbirimizi tanırız. Daha önce birkaç projede olduğu gibi burada da bütün her şeyi istisnasız Öz Tiryakilerden yaptırdım. Ve benim için bunun en önemli tarafı aslında birincisi servis ağının geniş olması, ikincisi ekipmanların uzun süre kullanımda, yoğun kullanımda doğru ve verimli çalışması. Aynı zamanda tabii bir telefon kadar da uzaklar. Bunu da inkar edemeyeceğim. Ne zaman sıkışsak arıyoruz ve hızlı bir şekilde yardıma geliyorlar. Umarım bu her zaman böyle devam eder.